Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersul evvelu min babil hasri alel izdiyadi minel hayri fi evâhiril umr. Bu bab umrun sonlarına doğru hayrın ziyadesi üzerine artırması üzerine teşvik etme konusundadır. Babun fil hassi alel izdiyadi minel hayri fi evâhiril umr. Umrun sonlarına doğru hayrın izdiyadi üzerine ne teşvik etmeyle ilgilidir. Yani o hadisler, o ayetler ki insani umrun sonuna doğru neye teşvik ediyorlar? Hayri, iyi amelin ziyadeliğine teşvik ediyorlar. Bu bab, o ayet, o hadislerden bahsediyor. Muhammed Talha yok mu? Geliyor. Oldu. Babun fil hassi o ise şedelidir. Alel izdiyadi. İzdiyad aslında iztiyaddır. İztiyad içtima babidir. Farfe ze olduğu için oradaki dal ta olmuş, izdiyad olmuş. Aslı nedir izdiyadın? İstiyat. O dal aslında taymış. Niye? Niye dal oldu? Kaydedir. Faul fiil za olunca içtema'nın tahsiline olur. Dal olabilir. Burada da olmuş. Oldu. Kâle Allahu Teala evvelem nuammirkum mâ yetezekkeru fîhî men tezekkere ve câekumun nezîr. Bakın bu bab ne diyor? Evvelem nuammirkum. Yüce Allah Fatır suresinin 37. ayetinde evvelem nuammirkum. Biz size ömür vermedik mi? Evet verdik. Ne kadar ma o miktar ki yetezekkeru tezekkür eder, hatırlar, kendine gelir. Fihi o ömürde men tezekkere. Tezekkür eden kişi, tefekkür, taakkul eden kişi o yaşta taakkul ediyor. Yani o yaş ki tezekkür ehli o yaşta tezekkür ediyor. Biz o yaşı size vermedik mi? Evet size verdik. Anlıyorsunuz değil mi? Evvelem nuammirkum. Biz size ömür vermedik mi? Buradaki istifam hem tevbih hem takrir için. Yani insanları pişman ediyor. Ya biz bu yaşı tezekkür yapılan yaşı size verdik. Niye tezekkür etmediniz? Evvelem nuammirkum. Biz size ömür vermedik. Ma o miktar ki yetezekkeru tezekkür eder fihi. O miktarda men tezekkere. Tezekkür eden kişi o yaşta ne? Tezekkür edebiliyor. Yani tezekkür edilen, tezekkür eden kişiyi tezekkür edebileceği yaşı vermedik mi size? Verdik. Niye tezekkür etmediniz? Niye düşünmediniz? Niye tefekkür etmediniz? Bir de ve câekumun nezîru. Nezir, korkutucu, sizi Allah'ın azabından korkutan nezir de size geldi. Bak, yani olgunluk yaşını, tezekkür, tefekkür, taakkur edeceğiniz yaşı size ne etti? Verdik. Bir. Bir de bununla beraber korkutucu, Allah'ın azabından sizi korkutan nezir de geldi. Peki bu nedir? Bu şaşkınlık nedir? Bu sapkınlık nedir? Bu yanlış yola girmek nedir? Öyle değil mi? Ben çocuğum anlamıyorum diyemezsin çünkü
tezekkür eden kişinin tezekkür edebileceği yaşı verdi. Yaş var ama ben bilmiyorum, haberim yoktu. Cennet, cehennemden, azaptan haberim yoktu. Cennetten haber veren, azaptan haber veren nezir de size geldi. O zaman insan onun hiçbir neyi, hiçbir mazereti almıyor. Oldum. Peki o yaş nedir? O olgunlaşma yaşı, tezekkür etme yaşı nedir? Bu bakalım ihtilaf ederken siz söylüyor karşı tarafta. Kale İbn-i Abbas'in. İbn-i Abbas, Abdullah bin Abbas. Abbas Efendimiz'in amcasıdır. İbn-i Abbas, Abdullah bin Abbas'dır. Kale İbn-i Abbas, İbn-i Abbas diyor. Bir de vel muhakkikune, müfessirlerin, hani ayet olduğu için müfessirlere dayanıyor. Vel muhakkikun, müfessirlerin muhakkiklerinleri demişler. Ne demişler? Manahu demişler. Bu kavlun manası. Manahu'daki ha ne racedir? Murat. Kâled. Ayet müennes. Manahu müzeker. Olmaz. Kâlellahu Teala kâleden anlaşılan kavle gider. Bunlar demişler manahu kavlun manası. Kavlun ne? Manası. Evvelem nuammirkum sittine seneten. Evvelem nuammirkum sittine seneten. O evvelem nuammirkum mayete zekkeru fihi men tezekkere. Demek o yaş nedir? 60'tır. Manası evvelem nuammirkum sittine seneten. Ben 60 yaşı size ömür olarak vermedim mi? Evet verdim. Bu mayete zekkeru fihi men tezekkereden murad ömür hangisidir? 60 yaştır. Ve yüeyyiduhu l-hadisu l-lezzi senezkuruhu. İle de zikredeceğimiz hadis gelir. O hadis de buna ne ediyor? Delalet ediyor. Ve yüeyyiduhu bunu ne eder? Teyyid eder, takviye eder. El-hadisu l-lezzi o hadis ki senezkuruhu. Biz onu ne ediyoruz? Onu zikrediyoruz. Şimdi ayetin açıklamasından sonra gelen hadiste 60 yaşı ne ediyor? 60 yaşı takviye ediyor. Oldu mu olmadı? Ve yu'ayyidu el hadisu lezi senezkuru inşaallahu ta'ala. Ve gile manahu bir gile demiş evvelem nuammirkum manası semaniye aşerete senete. Semaniye. Aşirete mi aşirete misin ki? Aşirete. Heh, güzel. Aşirete daha doğru. Semaniyete, aşirete senete. O insanların tezekkür edebileceği yaş nedir? 18 yaştır. Vakile erba'ine seneten 40 yaştır. Olgunlaşma yaşı 40. Esah görüş o ki bütün peygamberler 40 yaşında peygamber olmuşlar. Bildiniz değil mi? Hulâse evvelem nuammirkum mâ yetezekkeru fihi men tezekkere. Bu esah görüş o ki İbn-i Abbas muhakkikların görüşü o ki 60 yaştır. Bir kıleye göre 18 yaş, bir kıleye göre 40 yaş. Bu 40 yaş kavlu gâlehul hasenu. Tabilerden olan Hasanul Basri bunu söylemiş. Vel kelbi, o da tabilerdendir. Kelbi söylemiş. Ve mesrukun, mesruk söylemiş. Üçü de tabindirler. Niye mesruk deniliyor? Mesruk çalınan kişi bir seferde bu hırsızlar tarafından çalınmış. Küçük iken. Onun için ona ne deniliyor? Mesruk deniliyor. Oldu mu? Demek ki 40 yaş diyenlerin arasında Hasan-ül Besri var, Kelbi var, Mesruk var. Ve nuk ile bu son görüş, 40 yaş görüşü an İbni Abbas'ın, İbni Abbas'tan rivayet edilmiş. Eyden nasıl 60 yaş İbni Abbas'tan rivayet edilmiş ise 40 yaşta rivayet edilmiş. Yani İbni Abbas 60 yaş demiş. Bu kavl olduğu gibi
İbn-i Abbas 40 yaş demiş. Bu görüş de var. Söyle Ahmet. Ve nukile nakıl edilmiş. Ne? Bu 40 seneten an İbn-i Abbas'ın, İbn-i Abbas'ın ne yapılmış? Rivayet edilmiş. Eyden 60 yaş rivayet edildiği gibi. 60 yaş ne? Rivayet edildiği gibi. Veyahut da ve nuklan İbn-i Abbas'ın eyden Hasanul Basri Kelbi Mesruh'dan rivayet edildiği gibi İbn-i Abbas'tan da rivayet edilmiş. Bu şekilde diyebiliriz ama sah bu değil. Sah o ki 60 yaş İbn-i Abbas'tan rivayet edildiği gibi 40 yaşta rivayet edilmiş. Bu görüşü de ondan nakledenler var. Ve nakalu alimler nakletmişler. Enne ehlel medineti. Enne ehlel medineti. Ehlül medine kanu olmuşlardı. İza belaga ehadum erba'ine senede. Onlardan biri 40 yaşa gelince teferrağa lil ibadeti. Artık kendini teferruk yapardı. Dünya işlerinden elini çekerdi. Lil ibadeti, ibadet için. Artık kendini ibadete ne ediyordu? Boşa çıkartıyordu. Artık dünya işleriyle böyle mecbur işler hariç her şeyden, dünya işlerinden ellerini çekip ibadetle baş başa kalıyor. Bu da buradaki evvelem nuammirkum'dan murat 40 yaş olduğunu takviye eder. Ve nakalu alimler nakletmişler. Enne ehlel medineti kanu izâ belâgâ ahadum erbâine seneten. Onlardan biri 40 yaşa ulaşınca teferrağa lil ibadeti. İbadet için ne diyordu? İbadet için teferruk ediyordu. Ne demek? Kendi diğer işlerden sürtüyordu. İbadete ne ediyordu? Kendini veriyordu. Nasıl olsa artık ölüm yaklaştı. Kalan ömrü tamamını ibadetle geçirdi. وَقِيلَ هُوَ الْبُلُغُ Bir kile demiş o اَوَّلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَدَنْ murat buluk çağıdır. Nedir? Buluk çağı. Yani buluk çağını ise vermedin mi? Oldum. O bitti. Peki ve câekumun nezîru. Onun manası nedir? Ve kavluhu ta'ala ve câekumun nezîru. Kale İbn-i Abbas'ın. İbn-i Abbas demiş. Vel cumhuru. Bir de kim demiş? Cumhur demiş. Vel cumhuru İbn-i Abbas üzerine matuftur. Hepsinin üzerine kale geliyor. Kale İbn-i Abbas, İbn-i Abbas demiş. Bir de vel cumhuru cumhur demiş. Ne demişler? Huve bu nezirden murad ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Nezirden murad nedir? Nebidir. Nezir geldi size. Yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Cihad anlıyorsun. Ve kîle eşşîbû. Eşşîbû. Beyazlıktır. Nezir, korkutucu nedir? Beyazlık. Bak şimdi sakalın beyaz olmuş, saçın beyaz olmuş. Bunlar hepsi nedir? Korkutucu şeylerdir. Ölümü hatırlatan, ölümün yakın olduğunu gösteren nedir? Nezirlerdir. Ve kîle eşşîbû. قَالَهُ اِكْرِمَّتُمْ Bunu kim söylemiş? Berberi olan İkrim'e söylemiş. وَبْنُ اُيَيْنَ İbn-i Uyeyne, Süfyan bin Uyeyne'dir. Kimdir? Süfyan bin Uyeyne 198'e vefat etmiş. وَغَيْرُهُمَا Bir de bunların gayrisi ne etmiş? Söylemiş. Ne demişler? Nezirden murat şeyb olduğunu söylemişler. Zahar o ki İbn-i Abbas Cumhur'un söylediği nedir? Nezirden murat Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ama bir kile diyor şeybdir. İkrime de bu kilenin söylediğini söylüyor. Kileyi takip ediyor İbn-i Uyine ve bunların gerisi de bu şeybe diyen kile ne ediyorlar? Takviye ediyorlar. Oldu. Mesela İmam Şafii'nin hocası da bu fikirdeymiş.
Hüseyin bin Fadıl bu görüştedir. Bu görüşe olanlar Ferra var, Taberi var, var, var. Ve emmel hadisu bu babla ilgili ne? Hadisler. Fellevelu birinci hadis an Ebi Hüreyre'te radiyallahu anhu. Kimden rivayet edilmiş? Ebu Hüreyre'den rivayet edilmiş. O da ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiş. Ha, Nebi'den rivayet ettiğine göre bu hadis nedir? Merfu'dur. Hadis-i merfu o ki Resulullah'a dayanıyor. Kavli olabilir, fiili olabilir, sıfeti olabilir ama Resulullah'a dayanıyor. Kal, Resulullah demiş sallallahu aleyhi ve sellem a'zerallahu ilem ri'in Allahu Zülcelal özrünü izale etmiş. Bak, a'zerallahu ile imri'in Allahu Zülcelal o kişiden özrü izale etmiş. Hangi kişi? O kişi ki akhara ecelehu. Çabuk onu vefat ettirmemiş. Çabuk onu öldürmemiş. Onu ne etmiş? Onun ecelini tahir etmiş. Hatta belage sittine seneten. O kişi ki Yüce Allah onu 60 yaşa ulaşıncaya kadar onun ömrünü ne etmiş? Onun özrünü, ömrünü uzatmış. Bu kişiden özrünü kaldırmış. Artık bu kişinin hiçbir özrü, bir mazereti yok. Ne dersin? Öyle değil mi? Ya Rabbi ömür azdı, ben yetiştiremedim, salih amel ondan dolayı işlemedim. Tutmaz ki 60 sene yaşamış. Ya ben bilmiyordum, çocuğumdum diyemez, 60 yaş yaşamış. Çocuk idim, anlamıyordum, bilmiyordum diyemez. Çünkü 60 yaşlı. Süre azı yetiştiremedim diyemez. 60 yaş az değil. Demek azerallahu ilemri'in. Ne demek? Yüce Allah o kişinin özrünü ortadan kaldırmış. O kişi ki ahere ecelehu. Eceli ne etmiş? Eceli tahir etmiş. Hatta belage sittine senete. Hatta belage sittine senete. 60 yaşa ulaşıncaya kadar umru tahir, eceli tahir edilen kişinin özrünü Yüce Allah izale etmiş. O kişiye bir özür, bir mazeret, bir gerekçe yok. Anladınız değil mi? Ne diyebilsin ki? Ravahul Buhariyyu, bu hadis kim rivayet etmiş? İmam Buhari bu hadisi rivayet etmiş. Kâlel ulemâ'u, alimler demişler, mânâhu, kâlel ulemâ'u, mânâhu, bu hadisin manası budur. Yani, a'zerallahu ilemri in akhara ecelehu hatta belâgâ sittine seneten, bazı alimler bu hadisin manasına şöyle demişler. Lem yetruk lehu özren. Allah yani azarallahu ila imri'in akhara ecelehu bunun manası lem yetruk lehu özren. Allahu Zülcelal bu adama bir özrü terk etmemiş. Bir özrü, bir mazereti bırakmamış. Niye? İz. Çünkü emhelehu hazihil muddete. Çünkü ona bu muddeti muhlet vermiş. İz emhelehu hazihil muddete. Ona bu müddeti ne etmiş? Muhlet vermiş. Müddet nedir? 60 senedir, 60 yaştır buna muhlet vermiş. Artık bu kişiye bir özür bırakmamış. Hakikaten yani a'zere ilemrin manası yani lem yetur lehu uzna olur mu diyor? Evet. Yukalu a'zere raculu izâ belagel gâyete fil özri. Bakın. Azere racülü. Racül özür sahibi oldu. Ne demek? İzâ belâgâ gâyete fil özrü. Özürde gayet nihayete ulaşmış. Artık bir özrü kalmamış. Özürde mazereti öne sürmekte sonuna gitmiş. Artık bir şey kalmamış. Oldu. Demek fel evvelu an Ebi Hüreyre radiyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal Azerallahu ilemri in akhara ecelehu hatta belâgâ sittine seneten revâhul Bukhariyyum. قَالَ الْعُلَمَّاُ مَعْنَهُ لَمْ يَتْرُكْ لَهُ عُزْرًا اِذْ اَمْهَلَهُ هَذِهِ الْمُدَّةَ
yukalu azere racülü izâ belegel gayete fil uzri. Ne demek Muhammed Talha? Demek bir kişi 60 yaşa dayandıysa bu kişinin öne sürebileceği bir mazereti yok. Allah karşı ne diyelim? Ömür yetmedi desek yalan. Ömür fazla 60 yaştır. Öyle değil mi? Yetişiremedim. Ben anlamıyordum. Olmaz. Olgunluk yaşı ve uzun süreli olgunluk yaşı yaşamışsın. İbadeti terk etmek için yanlışlıklara saplanmanın hiçbir gerekçesi olamaz. Birinci babın birinci hadisini okuduk. Es-Sani babın ikinci hadisi, kitabın 113. hadisi. An İbni Abbas'ın radiyallahu anhuma, İbni Abbas'a ne yapılmış? Rivayet edilmiş. Vefati kaç? 68. Doğru. Kal kala Ömer'u radiyallahu anhum. İbn-i Abbas diyor, ben çocuk iken İbn-i Hazreti Ömer halifelik döneminde yudhiluni ma eşyahi Bedrin. Beni Bedir şeyhlerinle beraber ithal ediyordu. Yani beni meclise o Bedir şeyhlerini Bedir'e katılan sahabeleri meclisine istişare için, dayanışma için onları meclisine çağırırken beni de dahil ediyordu. Beni de çağırıyordu. Yudhilun maşyâhi Bedir. Bu çocuktur, bu yaşlıların arasında ne işi var demezdi. Beni de onların içine katıyordu. Fekenne ba'dahum, sanki o eşyahu bedrin bir kısmı vecede fi nefsi, kendi nefsinde kızdı. Vecede mana gadibe. Kızdı. Fekale dedi ki lime yetullu haza mana, bu çocuğu niye bizimle beraber bu toplantıya katılıyor? Ve lena ebna'un misluhu, bizim de bunun gibi çocuklarımız var. O zaman bize herkes çocuğunu getirsin. Hani diyelim ya, bir önemli toplantıda, meclise toplantı yapılıyor, bir çocuğu da biri çağırıyor, toplantıya katılıyor. Orada bir kısım yadırgadırlar. Bu çocuğun ne işi var bizim içimize, niye giriyor? Bizim de çocuklarımız var o zaman, herkes getirsin. Hazreti Ömer onların bu şüphelerini izale etmek için, فَقَالَ عُمَّرُ Hazreti Ömer dedi ki, اِنَّهُ bu İbn Abbas, bu çocuk min haysu alimtum, sizin bildiğiniz gibidir. Yani sırada bir çocuk değil. Sizin bildiğiniz gibi alimdir, bilendir, rayları, görüşleri isabetlidir. Bu böyle bir çocuktur. Sırada bir çocuk değil. Kendisinden istifade edilen bir çocuk. Fedaani zate yomin, bir gün yine beni çağırdı. فَاَدْخَلَنِ مَعَهُمْ onlarla beraber beni de içeri aldı. فَمَا رَيْتُ اَنَّهُ دَعَانِ يَوْمَيْزِ bak, فَمَا رَيْتُ ben görmedim اَنَّهُ o دَعَانِ يَوْمَيْزِ o gün o beni çağırdı, ben bunu görmüyorum اِلَا لِيُّرِيَهُمْ beni çağırdı, beni onlara göstermek için. Benim hünerimi, kabiliyetimi, ilmi, bilgilerimi ayetlerden istinbatımı onlara göstermek için beni çağırdı. Bakın, femarayitu ben görmedim. Ennehu Ömer radiyallahu anhu da'ani, beni davet etti yevmezi o gün. İlla bunun için, başka bir şey için de liyuriyahum, ta ki onlara göstersin. Neyi göstersin? Benim ilmimi, öyle değil mi? Benim hünerimi, Hazreti Ömer niye beni de o meclisin içine ithal ettiğinin gerekçesini onlara göstermek için beni çağırdı. قَالَ مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى siz bu ayet hakkında ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? اِذَا جَاءَ النَّسْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ hani Nesr suresinde اِذَا جَاءَ النَّسْرُ اللّٰهِ Allah'ın nesri gelince وَالْفَتْحُ bir de Mekke'nin fethi. Gerçi ihtilaflıydılar. Bu ayet hakkında görüşünüz ne? فَقَالَ بَعْدُهُمْ bazılar dediler, bu ayetle اُمِرْنَا نَحْمَدُ اللّٰهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ هَانِ فَسَّبْدِيَ بِحَمْدَ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا
bu ayetten amaç bize hamd ve istiğfar emredilmiş. Yani hamd istiğfara teşvikimiz yapılmış bu ayette. Ne zaman? İza nusirna ve futiha aleyna. Herhangi bir savaşta bize yardım geldiği vakit Allah tarafından. Herhangi bir beled bize fethedildiği zaman istiğfar yapmamız gereklidir. Yüce Allah bu surede bunu öğretti. Bak diyor, İza ca'e nesrullahi vel fethu, öyle değil mi? Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir. Bak nesr fetheden sonra istiğfar ne geliyor? İstiğfar ile hamd geliyor. Ha, bazı sahabeler dediler, bu sure bize bunu öğretiyor. Bir yerde Allah'ın bir meuneti nesri geldiği vakit, bir yeri sefete edildiği zaman bunun şükrü olarak Allah'a hamd edin, istiğfar edin. Bu ayet bunu bize bildiriyor. Ve sekete ba'dun, bazılar sükut ettiler, bir şey demediler. Felem yekul şeyen, o ba'd hiçbir şey söylemedi. Fekale li, Hazreti Ömer bana dedi, eker zalike tekulu yebne Abbas. Ey İbn Abbas, sen de öyle mi diyorsun? Fekultu la, ben böyle demiyorum. Bu ayetin amacı, maksudu açısından ben böyle demiyorum. Kâle fe ma tekul, peki sen ne diyorsun? Kultu, ben dedim, huve ecelu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sureyle, bu sure Allah'ın Resulü'nün ecelinin geldiğine işaret ediyor. A'lemehu, o eceli bildirdi. A'leme, Allah bildirdi. Hu, o eceli, lehu Resulullah'a bildirdi. Yani bu ayetin gelmesiyle Allah'ın Resulü'nün ömrü sona ermiş anlamına gelir. Yakın zamanda ne? Dünyadan irtihal eder. Bu ona işaret eder. Kâle ham, a'lemehu lehu, kâle, böyle dediğim. İzâ câe nesrullah vel fethu. Hani geri dönelim. Fekutullah, kâle fe ma tekul kutu huve ecelu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. A'lemehu lehu. Resulullah'a ne etti? Onu bildirdi. Nasıl bildirdi? Kâle Allahu Zülcelal dedi. Bak, bu a'lemehu lehu. Nasıl bildirdi? Kâle dedi. Kim Allah? İzâ câe nesrullahi vel fethu. Ha, ve nesr geldiği zaman, bak Allahu Zülcelal peygamberimize diyor. Nesr geldiği zaman, batın yüz savaşlarda kazanmaya başladınız. Vel fethu, memleketlerinin fethi gerçekleştiği vakit ve zâlike alamet vecelik. Bu senin ömrünün yakın olmasının alametidir. Bu ayetle, bu sureyle Allahu Zülcelal Efendimizin ecelinin yakın olduğunu bildirdi. Nasıl? Kendine Efendimiz'e diyor ki Yüce Allah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, nesr geldiği vakit, fetihler gerçekleştiği zaman bu senin ecelinin yakın olduğunu alamedir. Öyleyse fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu innehu kâne tevvâbâ. Ben öyle dedim. Fekâle ummerû mâ a'lemu minhâ. Bu sureden ben bilmiyorum illa mâ tekûl. Bu sureden senin söylediğin manayı biliyorum. Ben de başka birini bilmiyorum. Yani benim fikrim, düşüncem de senin söylediğin gibidir. Ravahul Bukhari. Bu hadisi kim rivayet etmiş? İmam Bukhari. Bu hadisi ne etmiş? Rivayet etmiş. Ama İmam Bukhari, Bukhari kitabında Kitab-ı Tefsir var. Orada zikretmiş. Oldu. Burada iki hadis kaldı. Biri uzun. Belki o da bu konuyla ilgili orada dursun. Yarın babun fi beyani kesseti turukun hayri, oraya kadar yarın bak. Uzun olmasın. İki derse böyle. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.
اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب